Merhaba arkadaşlar, Justin Yansın hoş geldiniz. Bugün size üçgende açılarla ilgili en son test çözmüştüm. Onunla ilgili testi bitireyim. Sonra da bunların üçgen elemanları var. Bu sene sınavda da çıktı. Daha doğrusu bir tane üniversitede çıktı ama genelde çıkmıyor. İlk çıktığı için belki bu önümüzdeki yeni olan 2020'de de karşımıza gelebilir diye onu göstereceğim. Yavaş yavaş mat 2 ile ilgili de işimiz kalmadı. Açıkçası mat 1 de biliyorum eksikliğim var. Binom olasılık kombinasyon soruları ile ilgili. Mat 2'de de eksikliğimi tamamlıyorum. Zaten süre de var arkadaşlar. Daha Ocak'ta Şubat ve Mart 2 ayımız var. Ve birçok konuyu bitirdim. Yani geometriye de şimdi yavaş yavaş yükleneceğim. Aslında siz benimle beraber hazırlanıyor olsaydınız bir dershane gibi olduk. Çünkü dediğim gibi sürecin başından itibaren başladık. Bu kadar ders verip de, çünkü ders veriyorum ben ve sürekli olarak video atmaya çalıştım. Dediğim gibi her sene daha farklı olacak. Bu sene bu videolar var. Seneye daha farklı şeyler düşünüyorum sizler için. Hani daha detaylı, hiç anlamayan arkadaşlar daha faydalı olacak. Bakalım. İnşallah o planları yapabilirim. Güncel. Bu arada sistemimizi arkadaşlar tıklamayı unutmayın. Çünkü orada ben sürekli tarihleri güncelliyorum. Mesela Muş sınav yapacak. Munzur Üniversitesi. Yanlış söyledim. Muş değildi galiba orası. Munzur Üniversitesi sınav yapacak. Kilis Üniversitesi sınav yapacak. Özel üniversitelerin bursluluk sınavlarını paylaşıyorum. İlave edeceğim yarın iki tane daha. Sürekli olarak ben güncelliyorum. Yani normal siteler mesela 15-20 günde bir güncellerken ben her duyduğumu oraya da yazıyorum. O yüzden siteyi de takip etmenizi öneririm. Genelde linkleriyle beraber paylaşıyorum. Yakında ücretlerini de koyacağım. Ve haftaya Türk vatandaşları ile ilgili çok soru geldiği için onların nasıl Türk vatandaşlığından çıkıldığında ne oluyor, nasıl oluyor, şartlar ne, mavi kartın şartı ne gibi, tekrar alınıyor mu, bunları soracağım. Bana bireysel çok soru geldiği için cevaplayamıyorum arkadaşlar artık böyle. Dediğim gibi rehberlik adı altında üniversiteyle ilgili evet cevaplıyorum, arıyoruz, konuşuyoruz falan, onun dışında yapamıyorum. Şimdiden özür dilerim. Şimdi baktık buraya. AB bu kenar. AC bu kenar ve CD bu kenar. Şimdi arkadaşlar şu kenara bakarsanız, büyük üçgene bakarsanız burası x ise burası x'tir. Tamam mı? Şimdi bu iki kenarın birbirine eşit olduğunu bildiğim için ben ne demeliyim? Mesela A'yı A diyelim. Tamam. Şimdi büyük üçgende ne görüyorum? Büyük üçgende iki tane 2x, yani iki tane x'in toplamı x, a artı 15, 180. Ki x artı 15, bakın iki tane iç açının toplamı bir dış açıya eşittir. Yani x artı 15'in de a olduğunu gördüm. Hatta oradan bile yola çıkabilirsiniz. Hiç bunları karıştırmadan. Bakın silelim. Şöyle. Direkt buraya x artı 15. X artı 15 diyebilirsiniz. İç açılar toplam 180 ise toplayın. 3x artı 30. 180. At 30'u bu tarafa. 3x eşittir 150. X nedir? 50. İşaretledim geçtim. Geldik buraya. BD. BD'ye baktığımız zaman burası şu kısım. Karıştırmayalım. BC. Bu kısım. Eşitmiş. Şimdi eşitse şu üçgeni kapattığın zaman 80'i buradaysa 180 olması gerekiyor. 50'ye 50. Sonra AD. AD nerede? Burası. Zaten çizmiş bakın burasıyla. Burası diyecek herhalde. Tamam. Şimdi burası 50. Buraya ne kaldı? 130. Burası 25'e 25 olacak sonuçta. Burası 25 ise burası da 25'tir. O zaman 25, 50 ve x'in toplamı 180 olması lazım. 75 artı x eşittir 180. Attık 75'i buraya. X nedir? 105. Geçtik. Geldik diğer bir soruya. Evet, kendisi bize koymuş. Ben sadece üstünden geçeyim. Bakın. Bunu yaptıktan sonra iyi odaklanmak lazım. Mesela 24. Burası ne? 24. 24, 24 toplanırsa bir dış açıya eşit demiştim. 48. Şimdi şöyle baktığın zaman, bakın şuradakine baktığın zaman ne oluyor? 48 ise burası da 48. Değil mi? 48 ve 48. O zaman buraya ne kaldı? 96 bunlar. Buraya 84 kalıyor.
180'e eşit olması gerekiyor ya, biraz da bunları hızlı yapmak lazım. 84. O zaman sen şurayı bilebiliyorsun. Çünkü burası da x. İkizkenar. Burasını da bilebiliyorsun. 24. 84. Ne etti? 108. Burası 72 o zaman. Olması gerekiyor. O zaman buralarda 54 54 olması gerekiyor. Değil mi? Ya da şuradan yapabilirsin. 2 açı bir dış açı eşit olduğu için şu açı eşit olması gerekiyordu. Bu açı da 108 olduğuna göre 2'ye bölersen 54 54 cevabını bulursun. Devam edelim. Hemen yana kayalım. Şimdi arkadaşlar dördüncü soruya baktığımız zaman yine bu üçgende açılar konusu, dediğim gibi açı, ortaylık vesaire diğerlerine teker teker geliriz. Şimdi bir buradaki EC, nerede EC onu bulalım. Şurası. Dediğim gibi bunlar, bu bilgiler çok önemli. Özellikle geometride, bazen matematikte önemsemiyorsunuz ama bu yazılanlara göre soru yapacağız. EB. Şurası. O zaman bu T ise bu da T'dir. Tamam mı? Burası Y ise burasıyla burasını toplarsan burası da Y artı X'tir. Şimdi sen T için de şunu söyleyebilirsin. Bununla bunun toplamı bunu vereceği için Z artı Y T'yi verecek. Sonra burayı verdikten sonra ne kaldı bana? Toplamı 180'i vereceği için Z artı T artı Y artı X, bakın şu, şu ve şu yazdığım şey 180'i verecek. Hani şu an işimi görecek mi bilmiyorum ama bununla bu ve bunun toplamı da 180'i verecek. Yani 2T artı X de 180'i verecek. Şimdi buraya kadar tamam. Buradan sonra benim işte ne bileyim, zaten T'nin Z artı Y olduğunu bildiğim için burada görüyorsunuz, hemen ben bir değer bulacağım. T dersem 80 oluyor T. Ben buraya 80 dediğim zaman 160'tan X 20 oluyor. Zaten bana ne sormuş? 20. Yani hiç bu denkleme girişmedim bile. Ki zaten girişseydim bile, bakın zaten şurayı vermiş bana 160. Burası yine 20. Hani ikisini de görseniz, yani büyük üçgeni görseniz 180 yaptığını şuradan çıkardık. Ama yok, ben bu üçgenden yapacağım deseniz de, şu üçgenden yapacağım deseniz de yapıyorsunuz. Geldik diğerine. AB tamamı, bakın şurası, AC şurası. Yani ben buraya bir değer vermek gerekirse alfa diyelim. Burası ne oluyor? Alfa artı 25 oluyor. Burası ile işim bitti. ED zaten üstüne çizmiş burayla burası. Yani burası A. Güzel. Şimdi yapmam gereken şu arkadaşlar. Bununla bunun toplamı, yani iki iç açının toplamı bir dış açıyı verir. Buradaki dış açıyı verecek şurasını. Tamam. 25 ile bunu topladığın zaman A artı 50 oluyor. Burası ne? A artı X. O zaman X ne? 50. Geçtik. Altıncı soruya bakalım arkadaşlar. Altıncı soruya baktığımız zaman bakın. Bize DF ile AC, yani D şu çizgiyle şu çizgiyi görüyorsunuz, dik olduğunu söylüyor. Tabi bazen bu dikliği kendisi vermez, biz yaparız. Bakın bu tamamen şu üçgenin içinde değil. Bakın buraya da ait. 90, 80 ve 10 var. Tamam mı? Şimdi böyle üçgenlerde kesinlikle tabanlarda, bakın iki tane eşite böldüğüne göre şuradakini ben şöyle çizmeliyim. Bakın. Şurayı uzatmalıyım. Böyle uzattığım zaman gördüğüm kısımda, bakın burası 10 demiştik. Burası da 10'dur. Bakın dik, tabana dik. İki üçgen var. Sanki böyle ki buraya da baktığınız zaman, bakın baktığınız zaman görüyorsunuz tabanı da iki eşit parçaya bölmüş. Eğer siz bir Z ararsanız burada, bakın bir Z ararsanız buranın 40, buranın da 40 olduğunu göreceksiniz. Çünkü burası 20, burası 80 daha 100, buraya da 80, 180 olacak. Yani cevabım 40. Geçiyorum. Evet. Geldik buraya.
Burada evet diklikleri kendi verdiği için daha bakmamıza gerek yok. Yerlerine hepsini koymuş. Bakıyorum 4 tane bilgi var. 4 tane bilgi burada duruyor sabit. Ve bana tepe noktasını soruyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle şöyle bakalım. 2x yani şu büyük üçgene, şuradaki üçgene bakarsanız şu kısma ne göreceğim? Önce 3y artı 2x, bakın 3y artı 2x 90 göreceğim. Sonra buraya bakarsanız bu sefer 3x artı 2y 90 göreceğim. Bunları topladığınız zaman 5x'e 5y 180, x artı y de 36 görürsün. Sana tepe noktasını sorduğu için burada ne var? Şurası ve şurası toplarsan 3x artı 3y artı a açısı, bana sorduğu açı 180. 3 ile çarp burayı, şu tarafı 108. O zaman a açısı ne olur? 180'e tamamlamam lazım. 72. Bursa. Devam ediyorum. Burada yine DCE ile bakın D, C ve E yani şurası diyelim ki A, E, C, B yani burası B, burası da A. İkisi birbirine eşitmiş açıların. AB var. AB şu kenar ve BC. BC nerede? Alt tarafta şurada. Yani 2A ise burası da 2A. Tamam. Burayı da bitirdik. CD. CD burası. CE burası. Evet, yanlış yapmadık. Tamam. Şimdi bakın 2A 15'te buranın dış açısını verir. 2 artı 15. Burası da 2 artı 15. Şimdi hepsini topla. 2 artı 15 yani 2A, 2A, 4A, bir daha 5A. 5A artı 30. 180. Attım 30'u buraya. 5A 150. A nedir? 30. Sana x'i soruyor. Senin x'in 2A'ydı. Yani 60 olması lazım cevabın. Devam edelim. Geldik 9. soruya arkadaşlar. 9. soruya baktığımız zaman zaten bize paralelliği vermesini bekliyorduk. Bir de dikliği de vermiş. Ve elimize bir veri vermiş. Yani toplamının bir ile ilgili bir sayı vermiş. Burada yapmamız gereken olay şu arkadaşlar. Bakın. Eğer ben bunu uzatırsam paralellikte olduğu için şunu da uzatırsam dik olduğunu düşünün. Bu dikliği koruyacak. Şimdi burası şöyle de uzattığım zaman şurası 180 eksi x. Burası şunu tamamlarsan 180 eksi z. Bununla bunun toplamı buraya vereceği için 270 eksi z eşittir y artı 180 eksi x. Sayısal veriyi buraya, diğerini buraya alırsam bu da 90 eşittir z artı y eksi x. Buradan yola çıkarsak aslında hani x'i hatta bu tarafa atalım. 90 artı x eşittir z artı y olmuş oluyor. Ben y artı z'ye 90 artı x dersem x'i bulmuş oluyorum zaten. 2x artı 90 eşittir 280. Buradan eşittir. Attım bu tarafa. 190 eşittir 2x. Buradan her tarafı 2'ye bölersem 95. Bana da x'i soruyor görüyorsunuz. Böylelikle bulduk. Devam edelim. Hemen üste gelelim. Bu testi bitirelim. Şimdi burada baktığınız zaman ne yapmalıyız? Bize burayı ve burayı vermiş. Burayı ve burayı vermiş. Gördüğüm kadar tabii farklı bunlar. 3 tane koyalım buradan. 46 burası. Nasıl yapalım? Şöyle yapalım. Tabii farklı olanları bir çizelim ki sonra karıştırmayalım. Şurası farklı. Güzel. Şimdi bir yerden başlamakta fayda var. Düşünerek olmuyor hemen. Alfa ve alfa dersek, alfa ile alfanın toplamı burasını 2 alfa. Tamam. Sonra ne yapmam lazım? Örneğin şurası için düşünürsek, şurası için mesela şu görüyorsunuz, şurası da alfadır. Özellikten biliyorsunuzdur. Burası alfa. Sonra yapmam gereken, şuraya bakarsak şununla şunun toplamı
şunla şunu toplamı, bir dış açıyı vermesi lazım. Buradaki dış açının alfası buradaysa burası ne? Alfa artı 46. Çünkü toplamı zaten 2 alfa artı 46 olmuş oluyor. Tepe noktası belli oldu. Tepe noktası belli oldu ve kenarları zaten biliyoruz ne olduğunu. Şimdi kenarlarına şöyle diyelim. Bununla bunun toplamı zaten atıyorum ki şu B'yi versek, burası da B desek. Şununla şunun toplamı X'i verecek. Yani A artı B artı 46 X'e eşit olmuş oluyor otomatikman. Bu cepte ki bir bilgi. A artı B de zaten burası. İç açılar toplamından 2 artı 2 B 46 eşittir 180. Attım 46'yı bu tarafa. 134 eşittir 2 artı 2 B. A artı B ne çıkıyor buradan? 67. 67 ile 46'nın toplamı lazım bana. Burası 67 ise 46'nın toplamı 113'tür. Devam ediyorum. Geldik 11. soruya arkadaşlar. 11. soruda bize verdiği verilere bakarsanız burası ile burası, burası ile burasını eşit tutmuş. E nasıl olacak bu? Bakın dik değilmiş. Eğer ben burayı şöyle indirirsem biraz daha düzgün. Yani buranın bir aynası gibi düşünün ve bunu ayna olarak buraya indirirsem şöyle gelecektir. Burası da birbirine eşit olmuş oluyor. Bu 64. Bu da 64. Ne etti? 128. 180'den 128 çıkarırsanız 2. 52. Burası 52. Tamam mı? Sonra sonuçta bu tepe noktaları birbirine eşittir arkadaşlar. 64 burasıysa buraya ne kalıyor? Onu hesaplayabiliriz. Ya da tepe noktasından 2'ye bile bölebilirsiniz. Yani burası sonuçta nedir? 32 32'dir. Çünkü ikisinin toplamı bir dış açıyı verecek. Burası da 32'dir. 32'dir. Buradan da düşünürseniz 84'tür. Devam edelim. Şimdi geldik 12. son soruya arkadaşlar. Son soruya bakarsanız AB, sonra aynısı BE ve AC. Büyük üçgene bakarsanız burası X. Artık şu üçgene bakarsanız şu kısma, buraya B dememiz lazım. Yani B deyin, herhangi bir şey deyin. Sonuçta buraya da A dememiz lazım. A artı B, burası da A artı B. Ne olmuş oldu? X artı A 50 olmuş oldu. İki iç açının toplamı bir dış açı eşit. Sonra buraya bakarsanız da A artı 2B 130 oldu. Bu da bizim bilmemiz gereken diğer bir şey. Şimdi buradan baktığımızda X, bakın X artı B de, yani şununla şunun toplamı bir dış açı eşit A artı B. B'ler gitti. X eşittir A oldu. Sen X'e A verirsin. Yani bana sorduğu X olduğu için A gördüm, X dersem 2 X eşittir 50. O zaman X nedir? 25. Bursa. Cevabımızı da kontrol ettik. Doğru. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Bir test daha çözmüş olduk. Daha önceden iki testimiz daha vardı. Artık yeni konuya geçeriz. Beğenmeyi veya videoların, bu geometri videoların gelmesini istiyorsanız takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Dediğim gibi kullandığım kitabı alırsanız internet sitesinden, mevcut resmi sitesinden alabilirsiniz, güvenli bir şekilde gelir. Kullanırsanız benimle güzel bir şekilde takip edersiniz. Öbür türlü dediğim gibi yazarak zaman kaybı, özellikle az bir zaman kaldı. Şimdiden kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.